Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından hazırlanan Erzincan Üretiyor, Bölgemiz Doyuyor projesi kapsamında fide dağıtımı yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifi ile ortak yaptığımız bir proje, 1/4'ünü yani %75'ini Tarım Bakanlığımızın sağladı. Yaklaşık 3 milyonluk bir proje bu Sayın Vekilim. Burada vatandaşlarımızın özellikle sanayi, sebzeciliği için yapmış oldukları üretime destek vermek amacıyla bunu yapıyoruz. Burada salçalık domates ve kapya biber üretimini geliştirmek istiyoruz. Burada önemli olan hep diyoruz ya, tarım hayvancılık, tarım ve hayvancılık sanayi, işte burada sanayi de var. Sizin ektiğiniz domateslerle inşallah salça fabrikalarımız daha da gelişecek. Yani gittikçe her gün büyümek istiyoruz. Erzincan Ovası, her zaman söylüyorum, Allah'ın bize bahşettiği en büyük tarım arazisi. Dolayısıyla burayı çok değerlendirmemiz lazım. %75 hibeli 800 bin adet kapya biber ve 310 bin adet domates fidesiyle toplamda 1 milyon 100 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi. Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla Erzincan MEP AKUP tarafından AFAD İşbirliği ile Masallarla Afet Farkındalık Eğitimi Projesi başlatıldı. Bahçeli Evler İlkokulu'nda yapılan proje tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir, kurum yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Anadolu Masalları Erzincan İl Koordinatörü, aynı zamanda MEP AKUP üyesi İpek Koç tarafından anlatılan masallarla başlayan etkinlikte öğretmenler tarafından oynanan kısa bir oyun ile güzel sanatların etkileyiciliğinden istifade edilerek öğrencilerde afet farkındalığı oluşturulması amaçlandı. Etkinliğin devamında konferans salonunda bulunan öğrencilerin siren uyarısıyla birlikte çök, kapan, tutun hareketini yaptı. Ardından öğrenciler öğretmenlere eşliğinde tahliye edilerek okul bahçesindeki toplanma alanına intikal etti. Her sınıfın öğretimini yoklama alarak eksik öğrenci var mı diye kontrol etti. Etkinliğin son kısmında okul bahçesinde kurulan AFAD çadırlarında öğrencilere olası afet sonrası yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi verildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 15 Mayıs 2023 tarihinde Erzincan Kavakyolu Mahallesi'nde oturan, polise karşı ilgisi ve hayranlığı olan Can Ahmet Seçkin isimli özel genci evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Evet. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle evinde ziyaret edilen Can Ahmet, İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle eğlenceli vakit geçirerek doğum günü pastasıyla kutlama yaptı. Ziyaret esnasında özel gence çok sevdiği polis üniforması hediye edilerek mutluluğuna ortak olundu. Özel gencin ailesi gerçekleşen ziyaret sebebiyle başta Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt olmak üzere müdürlük personellerine teşekkürlerini iletti.
Erzincan ili Üzümlü ilçesi Gençlik Merkezi'nde resim sergisi açıldı. Düzenlenen açılış programına Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sergiyi gezen Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Gençlik Merkezi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Erzincan 7-15, Erzurum 3-8, Sivas 6-13, Gümüşhane 6-16, Bayburt 3-12, Giresun 9-16, Elazığ 7-14, Tunceli 7-11, Bingöl 8-11, Malatya 7-14, Yozgat 0-11, Amasya 3-16, Kars -1-12, Van 4-7, Ağrı 3-9. Dolar 18.99, Euro 20.37, 22 ayar altın 1074 lira, tam altın 7679 lira, yarım altın 3908 lira, çeyrek altın ise 1927 liradan işlem görüyor. Müzik.